Pınar Rating, yaşamın renklerini müzikten modaya, aşktan sağlığa, gördüğün, duyduğun, hatta aklına gelen ne varsa anlatıyor, hissettiriyor. Birbirinden ilginç konular, ünlü konuklar, durum bildirimleri, sosyal medyada çok konuşulanlar, kahve ve çayının yanına eşlik eden şarkılar. Efsina'nın sunduğu Pınar Rating başlıyor. Sonumuz feci. Evet biz ayrılmadık, sen terk ettin beni. Gören gördü, duyan duydu aşkımızın darmadağın, yıkık dökük perperişan halini. Asıl gerçekten yine korktum kendi sesimden. Ama şey gibi olmuyor mu bu? Hani böyle yoğun çalışırken bir anda birisi böyle arkandan bö yapar ya. Birden ne oluyor ya dersiniz. Vallahi kendi sesimi bir anda yine ona benzettim. Ne oluyor? Uyumuyorum. Ayığım ben. Her şey yolunda. Her şey doğru düzgün gidiyor. Kafalar karışmış olabilir şimdi hani. Ne bileyim, eğer aranızda oruç tutanlar varsa hani şu saatler belki değil mi böyle hafif vuruyor derler ya, belki ondan dolayı böyle
böyle bir tatlı bir şekerleme ihtiyacı yapmak istiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla sesimle irkilenler burada mı acaba? Göreyim bakayım. Öyle uyumak yok. Kestirmek yok. Şekerleme yapmak yok. Uyanın millet, uyanın. Sevgili Salih'e teşekkürler ve işte sıra bana geldi. 16'ya kadar yine beraberiz. Güneşli bir Berlin'den sizlere sesleniyorum. Canımı okuyan spor hocasından sonra şu an her yerim. Ya kolumu kaldıramıyorum derler ya, gerçekten öyleyim. Ya normal değil yani. Bu sefer yaptırdığı hareketlere inanamadım. Bunları ben yapabiliyor muyum ya diye de kendi kendime bayağı sorguladım. Ama gün geçtikçe gelişiyorum. Bu güzel bir tabii ki başarı benim adıma. Şaka maka bayağı kickbox falan yapıyorum ben ya. Tekme, tokat. Allah ne verdiyse gelişiyorum yani. Peki, program başlıyor. Keyifli güzel şarkılar eşliğinde buradayız. Esina'nın sponsorluğunda buradayız. Gününüzün şu saatlerine eşlik edeceğim. Umarım her şey yolundadır. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün bir konuk, daha doğrusu konuk değil. Konumuz var. Konuk olması çok artık alıştığımız bir mevzu da karıştı. Öncesinde de basın danışmanlarıyla konuşunca iyice ne konuk. Önümüzdeki günler için bayağı sürpriz isimler stüdyomuzda olacak. Evet, ben geldim, gördüğünüz gibi yine son derece hararetli bir şekilde yayına girdim. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Evet, demin de söylediğim gibi bir konum var bugün. Birazdan sizlerle paylaşacağım ama dilerseniz hemen bir güzel şarkıyla şöyle bir açılışımızı yapalım. Öpüp de başıma koymadıysam, tenine esen o rüzgar olmadıysam, ilk görüşte yüzünü takmadıysam, benim hatam. Yaşanabilir böyle yalnız, su gibi geçer anlamazsın. Koşabilirim peşine düşüp ama bana yine inanmazsın. Akışta kaldım, çıkamıyorum. Yatağımda kokunla kıranıyorum. Ödenmeli bu kadınlar, artık biraz sevilmeli, çok şey.
Mesajlarınıza şöyle bir bakalım, kimler nerelerde nasıl bizi dinliyor dedim. Durum bildirimi tabii ki başladı. Şöyle gelen mesajlarınıza da bakalım. Ürünlerim geldi. Teşekkür ederim, sevgiler. Aa, ne güzel. Mart ayı setleri. Vay, yaprak tuzu da eklenmiş. Şu an fark ettim, bak hemen onu da. Çok güzel. Şimdiden afiyet olsun diyelim. Yaptığınız yemeklerde eminim daha da lezzet katacak yemeklerinize. Sonrasında da devam edelim. Hoş geldin Pınar'cığım. Hoş geldin. Sesin bahar gibi geldi hayatımıza. Ay, teşekkür ederim. Neyse ki böyle algılıyor olmanız güzel tabii ki. O CE'lerimi. Pınar'cığım merhaba. Patizleri dilim dilim kestim. Zeytinyağı, kırmızı biber, kekikle karıştırdım. Fırın tepsisine dizdim. Şimdi seni dinlemeye başladım. Nar gibi kızarınca diyor yiyeceğim. Hadi bakalım o zaman. Çay var yanında diyor sadece. Başka bir şey yok yani. Anladım. Afiyet olsun o zaman size. Hemen sonrasında Çanakkale'den selamlar Pınar'cığım diyen sevgili dinleyicimize de, isim yazsanız tabii ki daha da güzel olurdu ama size de selamlar. Seviyorum seni be Pınar'ım diyen, ay canım benim Gülay'cığım, teşekkür ederim sana da. Kocaman sevgilerimi gönderiyorum ve İBB'nin fitness salonunda spor yaparken seni dinliyorum Pınar diyen Zerrin var. Zerrin, size de kolay gelsin. Bak ne güzel hareket eden. Hareket şu dakikada beni dinlerken bir taraftan da sporunu ihmal etmeyen canım dinleyicilerim. Ne tatlısınız. Belki şu an yürüyüştesiniz. Belki Zerrin gibi siz de bir fitness salonundasınız ya da evinizde duvar pilatesi çok moda bu aralar. Hiç gördünüz mü bilmiyorum ama o kadar basit ki YouTube üzerinden falan da bulabilirsiniz böyle. Birkaç basit hareketin dışında tabii ki kademe kademe zorlaşıyor da. Duvar pilatesi şu an inanılmaz revaçta. Evde hiçbir yere, hiçbir alete bile gerek kalmadan çok rahat yapabileceğiniz bir yer, bir alan bulduğunuzda pilatesi yapabiliyorsunuz. Pınar, madem Prag'a gidebiliyorsunuz, bana da beklerim. Büyük bir zevkle demiş. Aa, ne tatlısınız Soner Bey Danimarka'dan.
Yani aslına bakarsanız böyle küçük küçük böyle bu aydan sonra Berlin'de böyle küçük küçük tatiller var ve onları değerlendirmek istiyoruz. Fakat tren biletleri uçak biletlerinden bile pahalıya gelmeye başlamış. Dün baktım 4 kişi 400 euroya git gel Paris'e bilet buldum mesela. Aynı zamanda yine aynı tarihlerde. Dedim ki hani tren yolculuğu Berlin'den Paris'e yeni başlamıştı bu sene, böyle Aralık ayında başlamıştı. Çok da keyifli olduğunu söylüyorlar. Öyle bir şey yapsak mı dedim. Trene bir baktım, hani tren yolculuğu tüm dünya üzerinde aslında daha ucuz olması gereken bir şey değil mi? Hayır, 800 euro çıkıyor. İki katı. Avrupa bitmiş bitmiş şekerim ya, bitmiş bitmiş. Avrupa demişken Avrupa Çevre Ajansı bir iklim riski değerlendirmesi raporu yayınlamış. Kıtanın son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin daha fazla hissetmeye başladığını kaydetmişler. Euronews Türkçe rapordan aktardığına göre artan iklim risklerine rağmen hiçbir hazırlık olmadığını da söylüyor. Rapora göre Avrupa'nın deniz kenarındaki alçak kıyı bölgeleri ise sel, erozyon ve tuzlu su sızması tehditleriyle de karşı karşıyaymış. Raporun uyarısı şu: felaket. Yani iklimle alakalı olarak zaten hani bu risk değerlendirmelerinde sadece Avrupa'da değil, dünyada zaten buna benzer sonuçlar çıkıyor. Avrupa'da da en son yapılan işte risk değerlendirmesi felaket olarak çıkmış. Avrupa'dan haberlerden sonra geçiyoruz efendim. Bugünün şöyle bir bakalım, acaba günün şarkısında ne var? Onu bir dinleyelim, sonrasında buradayız. Arış Pırlanta günün şarkısını sunar. Arış Pırlanta. Geceleri beni söndür ya da döndür, dönsün dünyam. Aşk değil benimkisi, öldüm çöle döndüm, bitsin buraya. Aldım başımı giderim yaşına, bakmam gözünün bir daha. Açtım gözümü baktım yüzüne, dedim bu kız bir rüya. Onun adı Leyla, Leyla. Bizi yoruyor ya da gülmeyen kara bahtın kederi mi, gitmedi mi hoşuna? Al benden de o kadar aşkım, yine gelecekler bizi üzecekler de gülecekler yüzüne. Gitmesin gücüne, serdim kalbimi önüne. Onun adı Leyla, Leyla. Sen eğer saldım acılarımı, döndüm yar kapımı, tonla keder sardın yaralarımı. Baktım da yok senden başkası çok, sordum kadere bana zor dilin verdi, sana zor bela geldi. Leyla, Leyla, aklım yine onda. Leyla, Leyla, aklım yine onda.
Arış Pırlanta günün şarkısını sundu. Arış Pırlanta. Köpçe halledemiyorum. Denedim oysa defalarca, yine denedim. Kurşun gibi göğsüme saplanmış, çıkaramıyorum. Kimseler anlamıyor beni, zaman olmadı öğretmenim. Sen bu acıyı bir de bana sor. Geçmişe takılı kalmışım, aklımı nelerle yormuşum. Beceremiyorum şu yaşamayı, beceremiyorum. Kimse edemez onu tahtından. Sana
Tiz şarkısı Zeynep Bastık'tan dinledik. Ve hemen sonrasında devam ediyoruz. Ve sevgili Işılcığım uyarıyor beni, diyor ki hediyen var. O zaman hemen paylaşalım. Gergeden Yapım sunuyor. Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı efsane komedi Ölün Bizi Ayırana Dek. 16 Mart Cumartesi akşamı Bursa Akademik Odalar Birliği sahnesinde. Eğer ben giderim Pınar'cığım diyorsanız, iki çifte davetiyem var Bursa'daki dinleyicilerime. Hediyemiz 0532 172 52 32 WhatsApp numaram. Şu dakikada beni dinleyen Bursa'daki dinleyicilerime harika bir oyuna davetiyem. Adınızı soyadınızı yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ve devam edelim içimizdeki baharlara Pınar'cığım. Ütü yapıyor şu dakikada. Ama bahar yani, bak kabuğunu kırdı. Yani kabuğunu kırdı. Artık ne diyor kayınvalidesine? Oraya bıraktım. Sen diyor kaldırırsın bir zahmet bulaşıkları. Sen yıkarsın bir zahmet diyor. Yani sizde var mı öyle hani bir zahmet? Hani sen yapıver diyeceğiniz birileri. Kolay gelsin size. Bu akşam evet bahar akşamı. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ve sonrasında bakalım başka mesajlarda neler vardı. Birlikte bulaşık makinesi boşaltıp mutfağa topladık Pınar'cığım. Ay çok sevimli ama ya bunlar. Ütüydü, bulaşık makinesiydi. Yani bana yani ev konusunda en nefret ettiğiniz iş nedir diye sorsanız ikisini gerçekten söylerim bak. Mersin'den selamlar Ercan Bey. Ben de fitness'tayım şu dakikada diyor. Aa süper valla. Ne güzel ya. Harikasınız. İşte bu. Kemalpaşa'da çalışırken dinliyorum Pınar diyen. İsminiz neymiş bakayım, görebilecek miyim acaba? Gülden Hanım, size de selamlar. Ve hemen sonrasında hoş geldin Pınar'cığım. O güzel sesini canlandırdın diyor Hatice. Selamlar size de. Ve sonrasında bugün oğlum Ateş'in doğum günü, akşam için hazırlıklar var. Seni dinliyoruz diyen Manisa'dan Gamze'ciğim, size de ve oğlunuza da uzun, sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum. Makine başında çalışırken seni dinliyorum diyen Türkan var. Türkan Hanım size de kolay gelsin. Yazılımcı Ahmet Bey diyor ki o tren hattı Berlin Paris tren hattı yeni açıldıysa ve talep fazlaysa fiyat artışı normal. İnsanlar biraz hani hevesini alsın, trende boş yerler artsın, o zaman fiyatları düşürürler Pınar'cığım demiş. Bilemiyorum yani şu an hani uçaktan daha pahalı tutmasının anlamı yok gibi geliyor bana yani. Tren hani o zaman ne diye hani dünya üzerinde en hani ekonomik seyahat kafası gidiyor tabii ki böylelikle. Bakalım başka mesajlar, şöyle bir örgü örüyorum, seni dinliyorum Pınar'cığım, kolaylıklar diliyorum size de. Karadeniz Ereğlisi'nden Özgür Bey, size de selamlar. Bahar'ın ilk bölümü ne bu? YouTube'dan izledim. Cuma günü iki eski arkadaşımı hemen aradım. İşi gücü bırakın, bu akşam kendimize ayırıyoruz dedim ve oh, birlikte Samatya'da üç bayan. Güzel, iyi yapmışsınız. Bayağı sohbet ettik diyelim şimdi. Bu ilk bölümü seyrettiğimde oldu. Devamlı seyrettiğimde ne yaparım bilmiyorum diyor sevgili Ayşe. Vallahi bilemedim. Mesela alışveriş yaptı bayağı hani üst üste arda arda etkileyici fiyatlarla. Adamın gözünü böyle çıkartırcasına. Neden olmasın? Yani... Ben şu an eşime zorla seyrettiriyorum Bahar'ı. Diyor ki çok kadın dizisi. Ama seyrediyor şu an ikinci bölümde. Otobüste sizi dinliyorum diyen sevgili dinleyicimiz Özgür
Gürses, selamlar size. Ondan sonra bakalım. İzmir, Uğla, Urla, Yağcılar Köyü'nden selamlar, Fatih ben. Mis gibi harika bir manzara. Çok güzel bir görsel göndermiş bize. Ne güzel, ne şanslısınız. Harika bir yerdesiniz şu an. Peki, güzel bir şarkıyla daha devam edelim. Betül Demir, o da bir Mabel Matiz şarkısı yaptı. Bakalım Demir Kapı'nın bu versiyonunu beğenecek misiniz? Bilir.
şekerim, zor zor, gerçekten çok zor. Şu devirde prenses olmak çok zor. Yahu resmen İngiltere ve Avrupa'da da aslında haberleri çıkıyor. Ve tabii ki sosyal medyada da bol bol karşımıza çıkmaya devam ediyor Kate Middleton'la alakalı olarak haberler. Önce neredeydi, ne oldu, hastalığı neydi, ameliyat mı olacak, oldu mu derken sonrasında kayboldu ve kaybolmasıyla beraber bir anda yine böyle ortalık karıştı. Ayrılıyorlar mı, boşanıyorlar mı, işte kanser mi, yok popo ameliyatı, Brezilya poposu ameliyatı mı oldu gibi gibi türlü türlü haberler çıkmaya devam ederken en sonunda bir yerde böyle bir arabanın içerisinde görüntülendi. Ona da inanmadılar. Dediler ki yani yalan dolan bunlar. O değil ki. O değil ki dediler. Kadın en sonunda hani ailece çocuklarını da almış böyle bir fotoğraf koydu. Dedi ki ben buradayım. Buradayım. Merak etmeyin, buradayım dedi. Ama yetti mi? Asla. O doymuyor yani. Bu paparazziler acayip bir şey. Doymuyorlar. Dediler ki hayır, kesinlikle yalan. Bu fotoğraf gerçek fotoğraf değil. İşte kızının eteği, eli, yok öbür eli daha işte bulanıkken diğer eli daha net gözüküyormuş da bilmem neymiş de. Tonla yine haberleri çıktı. En sonunda kadıncağız bir açıklama yapmış. Yani hani sonuçta sosyal medya, ben de herkes gibi ufak tefek oynamalar yapıyorum fotoğraflarla diyivermiş. Hangimiz yapmıyoruz Kate'ciğim? Hangimiz yapmıyoruz? Abi sabah bazen bakıyorum böyle kendime. Filtresiz bir bakıyorum. Allah'ım, Allah'ım, ay o ne diye. Sonrasında diyorum ki Pınar hemen bir filtreye bak. Bir filtre aç kendine. Şöyle bir kendine gel. Bir anda vallahi yani bayağı hoş bir kadına dönüş veriyorum. Yani prenses olsan da demek ki filtreleyebiliyormuşsun. Hayatımızı da, fotoğrafları da. Kadıncağız ya yetti, hani yeto artık. Alev diyor ya Kızılcık Şerbet'teki yeto. Yeto, yeto diyemiyor artık, düşünsenize yani. Ay ne kadar bunalmıştır yani. Kendimi şu an bir anda prensesin yerine koyuverdim. Nerede benim sütlü çayım bu arada? Şaka maka bir tarafa, gerçekten yani hani ne kadar zor bir hayat ya. Hani ne yapsalar yaranamıyorlar yani. Ay çok stres. Çok gereksiz bir stres yani hayatta. Yani şöyle bir hani gönül rahatlığıyla üstüme gelmeyin ya Allah Allah diyemiyor, düşünsenize. Yıl olmuş 2024. Ne prensesti ya Allah aşkına, hani diyemiyor. Bak biz sıradan insanlar, yeri geldiğinde yeter diyebiliyoruz. Diyebilme lüksümüz var. Ama herkesin olabiliyor mu? Bence hani sınırlarımızla alakalı. Geçtiğimiz günlerde Şener Şen'in de görmüşsünüzdür. Yani o kadar üzücü bir şey ki bu. Bir cenazeye katılıyor ve cenaze, yani en yakın belki de arkadaşlarından biri. Yıllarca belki oyunlarda, sinema filmlerinde beraber omuz omuza sahne aldılar. Pek çok anıları, pek çok arkadaşlıkları vardır. Yani sanatçı olunca insan üzülmüyor mu? Sanatçı olunca derdi olmuyor mu? Sanatçı olunca birini kaybedemiyor mu? Kaybedebiliyor tabii ki. Ve hepimiz insan olarak en başta hani mutluluğumuzu paylaştığımız gibi ve hüzün ve bu duygularımızı da paylaşmalı mıyız? Ya da en azından buna birileri saygı mı duymalı? Değil mi? O da Şener Şen de bu anlamda bence çok yerinde bir tepki vermiş. Ya Allah aşkına fotoğraf çekilmek nedir ya? Bir cenazede bunun için yanına yaklaşabilmek gerçekten inanılır gibi değil.
dinleyicilerimizi sevgili Işıl göndermiş, hemen söyleyelim. Birkan İmir ve bir diğer dinleyicimiz de Şirin Çalışkan oldu. Tebrik ediyorum sizi. Ölün Bizi Ayırana Dek isimli oyuna böylelikle davetiye kazanmış oldunuz. Bir şarkı sonrasında ben yine buralardayım. Güzel bir şarkı hem de. Kenan Doğulu'dan Gelsin, ardından buradayız. Olacak. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni, bir bilmece gibisin. Çözemedim ben seni, seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum, canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum, canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur, hasrete karışırsın. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni, bir bilmece gibisin. Çözemedim ben seni, seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum, canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum, canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Açalım göğsümüze, her rüzgarda sön beni, gözyaşında yüzmeni istiyorum. Bugün senden başka bir derdim. Oh,
acımıyordu, seyrediyordu. Delice bir yerde yeter, ne zaman bu biter diye kalbim atıyordu. Bugün senden başka bir derdim yok. Şarkısını sunar. Barış Pırlanta. Her şey iyi olacak diyebilirim sana. Belki yalan bu ama sen inan yine de. İnanmadık ki nelere. Hep düştük içine bir savaşın sanki bir ikinci. Şarkısını sundu. Kafa Radyo'da Efsin
Radyo'nun sunduğu Pınar Rating devam ediyor ve tabii artık hani bir setlerimize de şöyle bir bakalım, ne dersiniz? Bugünün Efsina setlerini ben istiyorum Pınar'cığım, ben istiyorum diyorsanız şayet, o zaman hemen sizi yine nereye alıyorum? Instagram'a alıyorum. Instagram'da son paylaşıma yorum atmanızı bekliyorum. Evet, son paylaşımı beğenip ardından da yorum atıyorsunuz ve bakalım acaba bugünün kazanan dinleyicileri kimler olacaklar? Attığınız yorumu da bize gönderiyorsunuz. 0532 172 52 32 WhatsApp numaram. Efsina, Efsina diye zaten hemen karşınıza çıkacak Instagram'da. Takibi alıyorsunuz, ardından da demin de söylediğim gibi sırasıyla önce son görseli beğenip ardından da altına yorum atıyorsunuz. Bir güzel şarkı daha dinleyelim. 0532 172 52 32 WhatsApp numaramızı da tabii ki bir taraftan hatırlatalım sizlere. Almanya Noyum'den şu an laminat döşüyorum Pınar. Dizlerimin ağrısını azaltıyorsun. Teşekkürler demiş Ergin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şöyle bakalım başka mesajlarda neler vardı, gözümden kaçanları sizlerle paylaşmış olayım. Ofiste çalışıyorum ama çok hastayım, boğazım çok ağrıyor ve morale ihtiyacım var diyen Hasibe var. Bugün paylaştım, gördünüz mü bilmiyorum ama burada gerçekten muhteşem karışımlar var. Böyle immün sistemini de kuvvetlendiren işte antioksidanlar falan. Ben böyle bunlardan açıkçası böyle zaman zaman faydalanıyorum. Ama Instagram'da da bol bol tarifi var. Belki yapmışsınızdır, belki kullanıyorsunuzdur ama zencefil, ballı işte ve limonlu paylaşımlar var. Özellikle de boğaz ağrısına gerçekten iyi geldiği söyleniyor. Yapmadıysanız belki bunu deneyebilirsiniz. Ingwer shot diye geçiyor. Öyle de bulabilirsiniz. Karışımların daha içeriğine bakmak isterseniz şayet. Bu arada bugün Ajda Pekkan çalalım istiyorum. Kahve Yanı şarkısı olarak. Ajda Pekkan'ı Instagram'da da paylaştım. 1976, yani benim doğduğum yıl. Ajda Enrico Macias'la Paris'te Olimpiya'da bir konser verdi. Ve gerçekten o dönem için çok önemli bir şeydi bu. Ve öncesinde de bir röportaj yapılıyor Ajda Pekkan'la. Fransızca konuşuyor Ajda Pekkan bu röportajında. O dönem için tabii ki çok önemli bir şey bu. Yani o dönemi yaşayanlar işte ya da bizler böyle baktığımız vakit başka bir şey görüyoruz. Ama Instagram'da bunu, bu videoyu yayınlandıktan sonra altına yazılan yorumlara gerçekten inanamadım. Benim paylaştığım videonun altında da hemen hemen buna benzer yorumlar var ama yani biraz böyle o yıllara gidip bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. 1976'lardan bahsediyorum. Biraz oralara gidip o kafayla bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz yine böyle keskin yorumlar, yaralayıcı yorumlar. Bir sanatçıyı hani nasıl, nereden vururumun derdine girip altına mutlaka hani kötü bir şeyler yazayım şeklinde yorumları görünce ben açıkçası üzüldüm. Ama Ajda Pekkan'ın oradaki o duruluğu, o sakinliği ve beraberinde de o sanki böyle küçücük bir minik kız çocuğu edasıyla röportajı vermesi, bakalım size nasıl bir duygu getiriyor? Bakmak isterseniz şayet Pinarating hikayeler bölümünde paylaşımı görebilirsiniz. Ve bununla beraber bir Ajda Pekkan şarkısı az sonra Kahve Yanı olarak karşımıza çıkacak.
şeyler var. Korkuların yanında renklerin içinde, düşlerin içinde doğmak sessizce. Renklerin içinde, cennetin içinde ölmek sessizce. Renklerin içinde, cennetin içinde ölmek sessizce. Renklerin içinde, düşlerin içinde doğmak sessizce. Renklerin içinde, cennetin içinde ölmek sessizce. Yaklaşın yaklaşın, özellikle de bizim Kafa Radyo tişörtünü ve kupasını seven sevgili dinleyicilerimize sesleniyorum. Bence yaklaşın yaklaşın, bir kampanya var, hemen ondan bahsetmek istiyorum. Pazarama sitesi veya uygulamasında Pazarama adlı mağazadan alışveriş yaparken Kafa Radyo kupaya ya da tişörte hediye var. Dolayısıyla hediye için Pazarama mağazasından ürün aldıktan sonra sepete Kafa Radyo tişörtünü ya da kupasını, hangisini istiyorsanız, ekliyorsunuz. Sepette kupa ya da tişörtün bedeli düşüyor. Benden söylemesi. Yani Pazarama'dan girip alışverişinizi yaptıktan sonra ardından bizim tişörtümüz ya da kupamızdan hangisini daha çok tercih ediyorsunuz, onu da sepete ekliyorsunuz. Sonra aldığınız tişört ya da kupanın bedelinin düştüğünü göreceksiniz zaten. Şimdiden iyi alışverişler diliyorum size. Güzel bir şarkının hemen ardından az sonra hepsine kazanan dinleyicilerimizi açıklayacağım. Gözlere, beni kendine çeksen, kendime getirip sallayıp geçmişe hiç kaygıya gerek yok. Sar beni rahatla, balık gibi uçalım, hayale dadanıp gönlümü kandırıp ama bana ne kime ne, ben saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen, gülüyorsun ya inceden,
Çok güzel bir tatlı telaş. Sen geliyorum deyince yakışıklı yeniden. Yak bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın. Tatlı tatlı koynuma gel. Sen kendime getirip sallayıp geçmişi. Hiç kaygıya gerek yok. Bir sar beni rahatla. Balık gibi uçalım hayale dadanıp. Gönlümü kandırıp Ama bana ne kime ne, ben saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen. Biliyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş. Sen geliyorum deyince yakışıklı yeniden. Yap bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın. Tatlı tatlı koynuma gel. Alıştım sana bir tanem. Alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtaçım. Sevilmeye, sevmeye. Her sabah uyandığımda seni bulurdum yanımda. Yokluğum dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğunu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Sana bir tanem, yokluğuna dayanamam. İnan sensiz kaderimle tek başıma savaşamam. Ben seninle var olmuşum. Ben senin bir sarhoşum. Sen yanımda olmayınca gayesizim, bomboşum. Alışmak sen. Alıştım bir tanem,
alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara, bağrımda kanıyor. Sen yoksun, kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Pınar Rating devam ediyor ve yarın konuğumuz var. Hemen onu sizle paylaşmak isterim. Murat Güneş pek çok şarkıya imza atmış. Çok özel bir isimdir sevgili Murat Güneş. Çoğu şarkıda, hele hele son zamanlarda sevgili Yonca Lodi, Demet Sağroğlu, Yaşar gibi pek çok isimde harika şarkıları olan, Gökhan Türkmen gibi pek çok isimde harika şarkıları olan sevgili Murat Güneş yarın konuğum olacak. Bakalım kendisiyle nasıl bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve kazanan dinleyicilerimizi şöyle bir söyleyelim. Bugünün Efsina ürünlerini kazanan dinleyicilerimiz belli oldu. Işılcığım göndermiş, Esin Aydın Boğaç ve Betül Lap oldu. Tebrik ediyorum. Son görseli beğendiniz ve ardından da yorum yapmıştınız. Ve size işte bugün bu ayın özel setlerinden göndereceğiz çok yakın bir zaman içerisinde. İstanbul'da biraz hava böyle hani kasvetli. Biraz böyle bunaltıcı hissettiriyor olabilir. Onun için şu şarkıyı size armağan edeyim. Cenk'er, sana da gelsin. Ben defalarca o zamansız çırpınışlara hep buldum diye benziyordum kuşlara. Yüksek uçtum, çabuk kaçtım. Dayanamıyorum aşkım azalınca, olayım bu. Bulutların üstünde olmalıyım bahsinde. Benim olayım bu. Yaşayamıyorum kolayları, duramıyorum üstünde. Bir bozuldu mu? Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Dayanamıyorum aşkım azalınca, olayım bu. Bulutların üstünde olmalıyım bahsinde. Benim olayım bu. Yaşayamıyorum kolayları, duramıyorum üstünde. Bir bozuldu mu? Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç.
artık finale geldik. Ben gidiyorum ve bugün programa daha gelmeden Ajda Pekkan'la bir güzellik, bir kahve yanı şarkısı çalacağımı söylemiştim. Ve işte bugünün kahve yanı şarkısı. Hikayelere baktınız mı bilmiyorum ama orada gerçekten hani hep böyle gördüğümüz diva, süperstar Ajda'nın dışında başka bir Ajda Pekkan görüyorsunuz ve bana çok hoş geldi. Ve vedamızı da böylelikle Ajda Pekkan'la yapmış oluyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Aşkımın son baharında, son yapraksın dalımda. Bir ne kadar yüklüyüm, gülmedi yüzüm. Bir gece kalsın yanında, dinlensin gönlüm. Sen gönlüm böyle dertliyim, hasret çekerim, yoktur huzurum, ağlar gezerim, ben ne tanırım, misafirim, yersiz bir garip. Benim bir diyeyim, garibim yer ver, garibim yer ver. Böyle dertliyim, hasret çekerim, yoktur huzurum, ağlar gözlerim, ben ne tanırım, misafirim, yersiz bir garibim, ben tanırım, misafirim, yersiz bir garibim, bana bir yer ver kalbim. Benimdir diyeyim, garibim yer ver, garibim yer ver. Thank you.
çizdim